Ülkemizdeki bir takım insanlar Türkiye'nin bunu başardığına hala inanmıyorlar ya da inanmak istemiyorlar Öyleler ama herhalde. Yunanistan'da durum farklı. Yunanistan Türkiye'nin bunu başardığını görüyor ve bundan dolayı endişelerini paylaşan pek çok insan var. Yunan basını da özellikle Kaan'ın uçuşunu ki bu F-35 tartışmaları devam ederken hep manşetten gördü. İlhan Tahsin de bizimle birlikte Yunanistan'daki son durumu yazılan çizilen her şeyi bizlerle paylaşacak. İlhan iyi geçeler, iyi akşamlar. Neler yazılıyor, çiziliyor? Ben az önce Katimerini'nin 24 ay gibi bir süre zarfında 4 Türk uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi başlığını verdim ama daha fazlası sende. Manuel, gazete başlıklarına geçmezden önce ben şunu söylemek istiyorum. Stüdyodaki çok değerli üstatlarıma, konuklarınıza iyi akşamlar Sağ olasın. diliyorum ben. İyi Batı akşamlar Trakya'dan, İlhan Bey. Gümüşhane'nin merkezinden. Şimdi şöyle bir şey, pür dikkat dinledim. Ancak ben bir muhabir olarak bu akşam size işte gazeteler onu yazdı, bunu yazdı. Tabii ki onları aktaracağım da. Önemli olan Türkiye'de bir kesimin diyorum bunu. Çünkü bunu ben söylerken bunu ben Yunanistan'daki gazetelere, Yunanistan'daki televizyon programlarına, o ekranda olan küçük pencerelerde konuşulanlara bağlıyorum. Yunanistan, Yunan halkı, Türkiye'de belki Türk halkı çoğunluğu farkına vardı. AK Parti iktidarının 20 yıl içerisinde özellikle de son döneme Kaan'a gelinceye kadar neler yapıldığını. Çünkü geçen hafta biz Selanik'ten A Haber olarak, bana, sizler de biliyorsunuz, Selanik'te otoyolu kapattılar. Orada bir Yunanlı yanıma geldi. Nereden geliyorsun? Türk televizyonundan, A Haber'den dedim ve dolayısıyla da şunu söyledi. Bize de bir Erdoğan lazım. Atina'ya bir Erdoğan göndersenize. Bunu samimi olarak söylüyorum. Gerçekten son döneme görüyorsunuz çiftçiler yollarda, Kaan gönderelim parlamento ama önlerine Erdoğan'ı gidiyorlar. vermeyiz. Şimdi şöyle bir şey. Türk halkının küçük bir kesimi siyasi araç olarak bazı şeyleri görmezden gelmeye yelteniyorlar. Ancak ne yapsalar güneş balçıkla sıvanmaz derler bizim Batı Trakya'da. Dolayısıyla da Yunanlılar, inanın, bugün artık dorağa ulaştı Yunan basını. Sadece Katimerini değil, tüm gazeteler, dergiler, efendime söyleyeyim Pendapos takmasından tutun, Katimerini çok iyi saygın bir gazete. Tanea keza aynı, İmerisiya gazetesi aynı, Antena televizyonu muhalif olmasına rağmen Sky derseniz ve bütün televizyonlarda her şey söylenilen şu: 24 ay içerisinde bir Kaan artı 3 adet İHA Türkiye üretti ve uçurdu. Motorunun nereden geldiği hiç önemli değil. Türkiye bunu yaptı. Şu anda motoru yapmak üzere de 10 bin parçacıktan ulaşan motoru yapmak üzere de 4.500-4.750 parçasına ulaşıldı diye haberler yapılıyor. Bir bu. İkincisi, Bizden daha iyi takip ediyorlar. siyasi konjonktüre baktığımızda şunu da söylüyorlar. Bunu çok saygın, değerli Selvi Hocam gibi saygın gazeteciler burada bunu yazıyor. Düne kadar işte Türkiye öyledir böyledir diyenler artık onu diyemiyor bakın. Türkiye'nin yapmış olduğu ne dedi, ne yazıyor biliyor musunuz, ne söylüyorlar? Diyorlar ki Türkiye'nin Kaan'ı ister uçsun ister uçmasın şu anda Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve şimdiye kadar oluşturduğu hükümetler, değişik bakanlar bir kişiyi sürekli bir yerde tutmuyor. Bunu söylüyorlar. Üretim bekliyor herkesten, tüm bakanlardan. Gece 1'e kadar televizyon izliyor diyorlar Sayın Cumhurbaşkanı'ndan için. Bunlar programlarda bunlar konuşuluyor. Dolayısıyla da bir hastanede bir sorun olursa Sayın Erdoğan'ın o gece hastane müdürünü arayıp bu neden oldu? Onun hesabını sorabilecek bir devlet başkanı var diyor Türkiye'nin başında. Dolayısıyla da Yunanistan artık bunu konuşuyor. Ama Yunanistan şunu da söylüyor. Son 4-5 yıl içerisinde kimsenin aklının hayal edemeyeceği savunma sanayi, Türk savunma sanayinin şu anda Bayraktar, TAV, B2, Anka ve diğerlerini, Kızıl Elma keza aynı, bunların dışarı ihracatını, Türkiye'de şimdi Kızıl Elma'nın işte üretimi, şimdi Kaan'ın uçuşu. Kaan belki, şunu söyleyeceğim ben, Türk basını, Türk insanı şunu duysun. Kaan belki Türkiye semalarında 13 dakika uçtu. Ancak şu anda 24 saatten beri kesintisiz, ben sadece Yunanistan'ı takip etmiyorum. Avrupa'yı, Portekiz'in Salamanca bölgesine kadar takip ediyorum. İnanın bakın. Dolayısıyla her yerde yazılıyor. O 13 dakikalık uçuş hemen şunu beraberinde getirdi. Türkiye bir stratejik güç kazandı. Bütün Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de
Ege'de keza aynı. Şimdi biz şunu düşünmemiz lazım. İki F-35'leri ne kadar çabuk alabilirsek Ege'de Kaan dengeleri değiştirecek diyorlar. Değiştirecek mi demiyorlar artık. Kaan'ın Ege'de dengeleri değiştireceğini. Zaten ben Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın şimdiye kadar Savunma Bakanları da hep Yunanistan'a şunu söylediler. Ben o toplantılarda hep vardım. Hep oraları takip ettik. Atina'da olsun, Selanik'te olsun. Eğer Yunanistan bizim Türkiye'deki savunma sanayinin yükselişine bakarak silahlanmaya para ayırıyorsa bu Yunanistan için fakirlik demektir. Türkiye Yunanistan'a karşı silah almıyor. Türkiye Yunanistan'a karşı silah üretmiyor. Bunu her fırsatta dile getiriyor Türk yetkililer. Özellikle İlhan, de Sayın Cumhurbaşkanımız. İlhan, Ali Saydam'ın bir sorusu var sana. Tabii ki sorulara cevap vermeye hazırım. Ne sorarlarsa sorsunlar, hiç sorun değil. Çünkü yakının A Haber olarak her şeyi takip ediyoruz. Eyvallah. Kardeşim, Allah kolaylıklar versin. Şunu merak ediyorum. Şimdi Türkiye'de bazı böyle münafık yazarlar, çizerler diyorlar ki işte bu işte bunlar joystickle oyuncak bunlar. AVM'lerde satılıyor. Yok efendim bunun şeye benziyor, kalorifer peteğine benziyor bunun parçaları. Yok tekerleğini toplayamadı. Arkadan şeyle inebildi. Böyle negatif pek çok kelam eden münafıklar var. Böyle bir atmosfer var mı senin takip edebildiğin kadarıyla oralarda? Pek muhterem hocam, şunu söyleyeceğim. Ya da Yunanistan bir şey üretemediği için eleştirecek bir şey de bulamıyor. Şunu hemen söyleyeyim ve sorunuza cevap olarak ve Türk ulusu da, Türk insanı da bunu dinlesin. Yunanistan'da uçağın tekeri var mı, yok mu, soba borusu mu gibi konuşmuyorlar. Şunu diyorlar, ilk uçuşta bizim uzman olarak izlediklerimiz, kompütür bilgisayar sistemiyle arka yükseliş kumanda kanatlarına bakmışlar. Bir iki defa aşağıya yukarıya oynadığından dolayı bilgisayar otomatik olarak kendisini ayarlıyor. Demek ki yazılımını ve uçağın kalkışını yumuşak bir şekilde indirişini buna göre ayarlamışlar bilgisayarla. Evet. Bunu konuşuyorlar. Soba borusunu konuşmuyorlar Yunanistan'da. Eyvallah. Gerçek de bu hocam. Evet. Teşekkürler. Abdülkadir evet. Bey'in de sorusu var ben galiba. Şöyle, başka sorular tabii ki. Şöyle İlhan Tahsin'i görünce Hasan Tahsin geliyor. Aynı heyecanı, aynı ruhu yansıtıyor çünkü. 63 yaşındayım, Allah'a şükürler olsun. Allah Cenab-ı Allah ömür verirse 104'e kadar çalışmaya niyetim var. İnşallah, inşallah. 204 olur inşallah. Aynı heyecanı yaşıyorsunuz. Tabii şu var, yani Türkiye'nin bu konuda güçlenmesi bir Yunanistan için tehdit olması açısından bakmamak lazım. Fakat Yunanistan çok silahlanıyor. O konuda da ekonomik imkanlarını seferber ediyor. Ama Türkiye kendi milli silah sanayisini geliştiriyor. Yani Türkiye kendi milli silah sanayisini geliştiriyor, kendi savaş uçaklarını yapıyor. Biz ise parayla dışarıdan alıyoruz şeklinde bir eleştiri var mı Yunan hükümetine yönelik? Çok önemli bir soru. Eğer bu soruyu değerli hocam siz sormasaydınız ben Banu El Hanım'dan programın sunucusundan bir müsaade isteyecektim. Tabii. Çok önemli bu söyleyeceğim şey. Çünkü Yunanistan Dendias Dışişleri Bakanlığı'ndan Savunma Bakanlığı'na geçti. Dendias şu anda Savunma Bakanlığı'na geçtiği günden itibaren hep şunu söylüyor. Artık raftan, yani üretim ve rafa koyuyorlar ve raftan gidiyorsun nasıl süpermarketten bir şey alıyorsun. İşte onu söylemek istiyor. Artık raftan silah almak bizim ekonomimiz bunu kaldıramaz. Bir bu. İkincisi, dolayısıyla bir EAV var. Atina dışında yaklaşık 40 kilometre sizler de bilirsiniz. Atina'da bunu da defalarca hep bir araya geldikten konuşmuştuk geçen bağlantımızda da. Orada Yunanistan Havacılık Uzay Sanayi. Dendias henüz dün daha sözleri kulaklarımda çınlıyor şunu söyledi. EAV kısaltırma başlığı Yunanistan savunma sanayi bu uçak uzay sanayi çalışmazsa Yunan Hava Kuvvetleri'nin geleceği yok. Çünkü neden biliyor musunuz? F-16'lara parça bekliyorlar gelmezdi. Gelmiyor. Efendime söyleyeyim. Mirage Delta kanat uçaklar var 2005'ler. Onların fren sistemleri yoktu uçuramazdılar. Şimdi Rafale'ler geldi. En azından onlara da yedek parça şu anda aranmıyor. Ancak önemli olan şu değerli hocam ve Türk insanı da bunu bilsin. Yunanistan şu anda
Türkiye Libya mutabakatını imzaladı. Ardından derhal Menguş ile Dışişleri Bakanı ile görüşmeye gitti Dengas. Dışişleri Bakanı olduğu dönemde. Evet. Türkiye Afrika'ya gidiyor. Hemen akabinde Yunanistan Afrika'ya gidiyor. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı nereye giderse gitsin o kalabalık iş adamları ekibiyle sizler de defalarca bir gazeteci olarak oraya gidiyorsunuz. Dolayısıyla ardından onu yapıyor. Türkiye Pakistan'la bir işbirliği yapıyor savunma alanında ve diğer alanlarda. Hemen Yunanistan bunun karşısında bir Hindistan dikiyor. Şu anda Miçotakis Hindistan'da, yeni delgide. Evet, evet. Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman ne dedi Dendias? Dün daha çok sıcak bunu söyledi. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Sayın Bayraktar'ın hocalarının ikisi de Yunanlıydı. Şu anda irtibatımız devam ediyor. O Yunanlı hocalarla Amerika'dan onları buraya getireceğiz ve İHA üretme aşamasında bir mesafe kat etmek istiyoruz. Çünkü onu Amerikalı bizim Yunanlı hoca yaptı Amerika'da. Sayın Bayraktar'ı onlar eğitti. İşte şurada Yunanistan Dendias şunu göz ardı ediyor. Türkiye'de o kadar genç bir nüfus var ki dışarıdan bakın biz Yunanistan'da Batrakya'da yaşayan Türkler olarak bunu görüyoruz. Yunanlı komşularımız da tüm Yunanistan'da görüyor. Bunu Türkiye'de gelen bir gençlik var, okuyan bir gençlik var, üreten bir gençlik var. AK Parti hükümetlerine geçmişte o banka senin, bu ben, banka benim, koalisyonlar dönemi bitti. İşte Yunanistan'ı da Avrupalıları da rahatsız eden bu. Bu gerçekleri kimse konuşmuyor Türk televizyonlarında, bizim haricimizde. Bunları herkesin görmesi lazım. Bir, son olarak da şunu söylüyorum ve toparlayacağım. Sorunuz varsa yine alabilirim. Şu anda Dendias şunu söyledi. Yanı başımızda 100 milyonluk bir ülke var. Tedirginim, çok endişeliyim. Bunu bir savunma bakanı söylüyor. Evet. Gerçekleri gören bir savunma bakanı. Evet. Yani Amerika'dan hoca getirirler ama Erdoğan gibi bir lider getiremezler. Bu iş lidersiz olmuyor. Tabii. Eray Bey'in de sorusu şimdi var ben, galiba. Aslında son söylediğinizle ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi genellikle daha önceki yıllarda işte Türkiye bir şey yapsa, mesela bir tatbikat yapsa, askeri tatbikat, ne bileyim, ya da daha az seviyede bir şey yapsa, yani şu ankine göre daha küçük bir şey yapsa, bütün Yunan herkes ayağa kalkardı, işte orduya alarm verirlerdi, Yunan askerleri kışladan çıkar, garnizondan çıkar, araziye giderdi. Uçak uçuruyoruz yani, 5 plus savaş uçağı üretiyoruz. Artık bunun aşaması net bir şekilde uçmaya başladı bunlar. Yani pek Yunanistan'da panik yok gibi. Alıştılar mı? Ne oldu? Şimdi bir terim var burada. Ne kadar doğru olur? Bükemediğin eli öpersin. Yunanlılar da tabii ki bu Türkiye'deki son gelişmeleri özellikle son yıllarda bu büyük atılımların karşısında artık yani oraya koyuyorlar almıyor. Buraya koyuyorlar yetmiyor. Gerçekler bunlar. Bakın şu anda çiftçiler neden bağırıyor sizce hocam? Çünkü Avrupa Birliği'nden alınan süspansiyonlar, biliyorsunuz Avrupa Birliği ortak tarım politikası var. Bu çiftçiler ne diyorlar Miçotakis'e biliyor musunuz? Bizim Avrupa Birliği'nden aldığınız süspansiyon, o primleri, bize verilen destekleri silah alımında kullanıyorsunuz. İçeride vergilerden topladığınız paralarla bize yok mazot parası %50'sini şimdi verelim, %30'unu Paskalya yortusu öncesi. Bakın Yunanistan'da çiftçiler ne zaman ödeniyor biliyor musunuz? Ya Paskalya öncesi ya Silvester bayramları öncesinde ödeniyor. O zaman o Yunanların bankaya hesaplarına para yatıyor. İşin gerçeği de bu. Şu anda öyle bir duruma geldi ki Yunanistan. Yani Avrupa Birliği'nden almış olduğu, bakın Meriç'e bir duvar yükseliyor. O duvar Avrupa Birliği'nden alınan paralarla yükseliyor. 350 milyon alırsa, 50 milyona çıkarsa o duvarın maliyeti 300 milyonu savunma sanayine gidiyor. Savunma silah alımına gidiyor. Gerçekler bunlar. Yunanistan şu anda, iddia ediyorum buradan, söylüyorum, o kadar dar bir ekonomik dar boğazda ki her an patlamaya hazır. Miçotakis neden çiftçilerin parlamento binasının önüne kadar traktörlerini dayamasına, oraya götürmesine müsaade etti? Eğer buna müsaade etmeseydi Yunanistan öyle çok karışacaktı ki aklınız hayaliniz alamaz. Şu anda bakıyorsunuz, Evzoni dedikleri, yani Kuzey Makedonya'ya açılan kapı kapalı. İpsala sınır kapısı 2-3 saatte bir kapanıyor. Bugün toplantı yaptılar çiftçiler. Miçotakis ne dedi? %50'sini şimdi verelim. Çünkü kasalarda para yok. Bakıyor musunuz? Hastanelerde personel yok, doktor yok. İlaç sanayi keza aynı krizler. Bu ilaç yok. Türkiye'de böyle bir şey yok.
Avrupa ülkelerinde başka bir yerde böyle bir şey yok. Bu ilaç var yok. Yunanistan'a gidiyorsunuz işte bunun yan sanayisi var. Yani bu şeye benziyor. Bursa'da yan sanayi veya Türkiye'nin birçok yerinde üretiliyor işte Benve'ye bir parça veya Opel'e. Türkiye yapıyor ama bunu. Yunanistan'da işte bunun yan sanayisini bu ilacın, bunu Yenosimo dediklerim bunu verelim. Bu gerçekler ya? Çıksın biri bunu yalanlasın. Evet. Ben şey, efendim? Ya o zaman şöyle anlıyorum. Kasada para bitince yaygara yapamıyorlar ya. Yani. Tabii ki. O zaman da Avrupa Birliği'ne biz Avrupa'nın başlangıcı olan tehdit doğudan gelir. Türkiye'yi kastediyor. O sınırları orada koruyoruz. Avrupa'nın aynı zamanda Yunanistan'ın değil, Avrupa'nın da sınırları. Eyvah! Bir bakıyorsunuz ki İngiliz, Amerikan okyanus ötesi, bütün herkes Yunanistan'a milyonları verelim. Yunanistan böyle şu anda bu. Siyaset Yunanistan'da bu. Ben bir bu. Şey soracağım. Hiç kusura bakmasın. Evet, şimdi mesela Türkiye Somali ile güvenlik anlaşması yaptı. Ve Somali'nin, evet. işte sen de dedin ya, şey Yunan Dışişleri Bakanı gitmiş herhalde Somali'ye. Şimdi evet. Şimdi bu önemli bir anlaşma. Gerçekten çok değerli ve kıymetli bir anlaşma. Amerika hemen dedi ki ya dedi Somali'de biz Türkiye ile birlikte ortak olabiliriz. Bakın hemen bugün yani peşinden geldi. Şimdi Yunanistan'da da bir zihniyet değişimi var mı? Yani Türkiye ile artık uğraşmamızın bir anlamı yok. Yani biz Türkiye ile ortak olalım, sorunlarımızı ortaklaşa çözelim gibi de bir toplumsal dönüşümü var mı yok mu? Yoksa hala ya parayı bulursak gene yaygara çıkarız Türkiye'ye işte mütecaviz hareket edip onlara defakto durum üzerinden bir şeyleri kabul ettiririz. İşte Anadolu'nun yarısını alırız filan gibi öyle akla zarar mantıksız saçmalıyorlar. Saçmalayanlar var mı? Şimdi tabii ki eğer toplumlarda olduğu gibi Yunanistan'da da var. Yunanistan'da bu daha böyle bir rahatsızlık durumuna gelmiş. Yani ben buna tırnak içerisinde bir hastalık durumu oluştu yıllarca. Yunan televizyonları eyvah Türkiye işte Türkiye'nin topraklarımızda gözü var vesaire. Burada şunu söyleyeceğim hocam. Yunanistan'da şu anda işte Türkiye öyledir böyledir o düşünce artık yok. Bir de Miçotakis hükümetinde şunu dikkat ettim ben. Şunu gözlemliyorum. Değerli Selvi Hocam da bunu görmüştür. Miçotakis hükümeti artık Türkiye ile özellikle bu sanayi alanında bir işbirliği yapma yoluna gitmek istiyor. Ancak Yunanistan'da bir şey var. Düne kadar Türkiye'yi kötülediğiniz, Türkiye'yi aşağıladığınız ve Yunan halkını o duruma getirdiniz ki şimdi bunu Yunan halkına nasıl anlatırsınız? Ne şekilde anlatırsınız? Esas büyük sorun da burada başlıyor. Evet. Yani düne kadar işte Türkiye öyle, Türkiye böyle, eyvah geliyorlar 74'te onu yap, bunu yap. Sürekli olarak yani kilisede dahi pazar ayininde bak işte dikkat edin biz gelenek Ortodoks milliyetçiliğimizden kopmayalım, taviz vermeyelim, işte Ayasofya bizim, İstanbul tekrar bizim. Hatta bir profesör ki ben o bilim adamının aklına şaşarım. Bir pirinçten, tunçtan çan siparişi verdi Patra Üniversitesi'nde. Türkler gelirse çalacaklar mı? Ayasofya'ya bu çanı atacağım dedi. İnanın bunu döküme verdi ve yaptırdı. Yani öyleleri de var baktığımız zaman. Ancak son döneme Türkiye ile işbirliği konusu oldukça sık gündeme geliyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde sizler de biliyorsunuz, bizler de A Haber olarak takip ettik. Sayın Dışişleri Bakanlığı'ndan bir Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'ye 80 Yunan iş adamıyla geldi. Bu çok önemli. Ve Atina'dan biz neyi söylemiştik Selvi Hocam'la birlikte canlı bağlantıda? Ne dedik? 7 yıl çok uzun bir süre iki komşu için. Keşke bu 7 yıl heba edilmeseydi. Keşke heba edilmeseydi. Peki. Artı şunu söylüyorum ve toparlıyorum. Yunanistan'da sadece ve sadece şu var şu anda. Biz bugünü nasıl kotarırız, nasıl geçiririz? Bugünü nasıl, ne şekilde yani cebimize para girebilir? Ne? Bu zihniyet şu anda o zaman Yunanistan'da var olan. Yunanistan'da bu yaz ılımlı geçecek yani. Hava ılımlı olacak. Ilık olacak diyelim. Öyle görünüyor. Ilık olacak diyorum ben. Neden ılık olacak? Çünkü adalar 10 tane ada Türk turistlere açıldı. Evet. Bakın bir dede ağaç var yanı başımızda. İnanın Yunanlı'ya 40 euroya masa kapatan o dükkan, ismini vermeyeceğim reklam olur.
Türkiye'den geldikten sonra 150 euro, 200 euro alıyor. Benim de dostum, arkadaşım yok diyor, Yunanlara masa yok diyor. Artık o konuma geldi durum. Türkiye'den turistler geliyor, para veriyor. Ya bu toplumsal hatta adadan, değişim. Hatta adanın biri Naxos adası mı, Paros adası mı? Şunu belediye başkanı, beni neye dışarıda bıraktınız dedi. Gerçekten bakın. Biz de bu 10 günlük vizesiz konumuna bizi de... Çünkü Türk turistler para harcıyorlar. Türkiye'de para var. Olay bu. Herkes bunun farkına varsın. Yeter ki çalışsınlar. Ölsem şunları duyacağım aklıma gelmezdi. İlhan çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz İlhan Bey. Hocalarıma da hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olasın. İyi akşamlar diliyorum.